Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tuzlu kurabiye yapıyoruz. İlk başta malzemelerimiz 1 paket margarin. Oda sıcaklığında bekletirsek daha iyi olur, daha yumuşak olur. 1 bardak sıvı yağımız var çay bardağı. İlave ediyoruz, karıştırmaya başlıyoruz. Yağlarımızı karıştırdık arkadaşlar. Şimdi 1 tatlı kaşığı şekerimiz var. Şekerimizi ilave ediyoruz. 1,5 tatlı kaşığı tuzumuz var. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Tabii siz bunu kendi damak zevkinize göre az veya çok ilave edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirkemiz var. Sirkemizi ilave ediyoruz. 2 tane yumurtamız var arkadaşlar. Birinin sarısını üzeri için ayırdık. Diğerinin beyazı ile sarısını ilave ediyoruz. Birazcık karıştırıyoruz. 1 paket kabartma tozumuz var. Kabartma tozumuzu da ilave ettikten sonra biraz karıştırıyoruz. Malzemelerimizi tamamen karıştırdık arkadaşlar. Pürtü olmayana kadar 4,5 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. İlk başta hepsini ilave etmiyoruz. Unumuzu yavaş yavaş ilave etmemizin nedeni arkadaşlar, hamurumuz çok katı bir hamur olmayacağı için kontrollü yoğurmakta fayda vardır. Şimdi en son unumuzu da ilave ediyoruz. Yumuşacık bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Bu şekilde yumuşacık bir hamur elde etmiş oluyoruz. Hatta böyle deneyebilirsiniz olup olmadığını. Şimdi hamurumuzu 5 dakika dinlendiriyoruz. Hamurumuzu 5 dakika dinlendirdik arkadaşlar. Şimdi hamurumuzdan küçük parçalar alarak modeller vermeye çalışıyoruz. Şu şekilde elimin içine yuvarlıyorum. Tekrar tahtamıza alıyoruz. Rulo şeklinde ince şerit olana kadar yuvarlıyoruz. Yuvarladığımız hamurları şu şekilde modeller veriyoruz. Ben tekrar size bir daha göstermek istiyorum. Hamurumuz bu büyüklükte. Elimizde yuvarlıyoruz. Tekrar taklamızda rulo yapmaya çalışıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel modeller. Evet arkadaşlar, şimdi bir farklı şekil daha göstermeye çalışıyorum sizlere. Yine aynı şekilde hamurumuzu rulo yapıyoruz. İki ucunu alıyoruz. Ortada birleştiriyoruz şu şekilde. Bir tane daha gösteriyorum. Tekrar iki ucunu alıyoruz. Şöyle bir model yapıyoruz. Hamurumuzu bu şekilde modeller yaparak tepsiye koyuyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizin üstüne yumurta sarımızı sürüyoruz. Yumurta sarısını üzerlerine sürdük arkadaşlar. Şimdi çörek otu ve susam koyuyoruz. 180 derecede ısıttığımız fırınımıza pişirmek üzere atıyoruz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz gördüğünüz gibi çok güzel, mükemmel pişti. Şimdi fırından alıyoruz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişti. Gayet mükemmel oldu. 5 çaylarında misafirleriniz geldiği zaman yarım saat içinde yapabileceğiniz bir tarif. Bu tariften 44 adet çıktı arkadaşlar. Siz isterseniz bunu daha az veya çok da yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.